Hello Gen Z'nin 2. sezon 9. bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi büyük bir fabrika binasındayız ve bu binada Gen Z ekibi bu bölümde kaçırılmış olacak. Sizler için ne kadar uğraştığımın bence farkındasınızdır. O yüzden bu bölümki like hedefimiz en az 200 bin like. Ben bekliyorum, siz şu anda like atmaya başlayın. Gerçekten Gen Z'ye hak ettiği değeri vermek istiyorsanız hepiniz şu anda videoyu beğenmelisiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü 3 milyon abone olmamıza inanılmaz az kaldı. Daha fazla sözü uzatmadan hemen bu fabrika binasında bölüme ışınlanıyoruz. 3, 2, 1, geç! Günaydın. Benim yerime mi oturdun Suden? Az kalkar mısın? Pardon da tapılı malın mı? Abi birinci sınıfta mıyız? Ne saçmalıyorsun? Uğraşamayacağım. Ben Mine'nin yanına geçiyorum. Gel otur tabii ki. Günaydın. Ödevleri yaptın mı? Tabii ki yaptım. Eminim sen de yapmışsındır. Kızlar, size kulak misafiri oldum. Biri ödev vardı mı dedi. Evet, dur tam yedim yapmadın. Yapmadınız diyecektin sanırım çünkü ben de yapmadım. Bize yaptıklarınızı verseniz. Abi çok beklersin. Biz emeğimizle yapıyorken senin kopya çekmene izin veremem. Üzgün mü Bekir? Abi ne oluyor ya? Neden bu okulun şoförleri her seferinde bizi oradan oraya fırlatıyor? Şoför yok, gitmiş. Ne oluyor ya? Aptal sis eksikti. Benim astımım var. Ay, işin gücün şov Sudenaz. Astımım var deyip bütün gün parfüm sıkıyorsun. Ne oluyor şu an? Biri mi var orada? Niye hep bizim başımıza geliyor böyle şeyler? Oğlum bu sis ne ya? Ne oluyor lan? Lan! Neden şaşırmadım acaba? Şu geldiğimiz yere bak ya. Sizi alıkoyduk. Gen Z ekibi. Ne olur bırakın bizi. Bizim kimseye bir zararımız yok ki. Sadece okuluna gitmek isteyen bir grup öğrenciyiz. Ne olur bırakın ya. Bir bahane uydursanız oğlum. Berkcan'ın dedesi hamile. Ay gerçekten mi? Çok sevindim. Dedene selamımı ilet. Kesin sesinizi. Kaçırıldınız ve korkmuyor musunuz? Neden korkalım pardon? En azından bir işe yaradığınızda okuldan kaçmış olduk. Abi böyle bir durumda bile bunu mu düşünüyorsun? Kimsiniz siz? Bu maskeleri boşuna mı taktık sence? Kim olduğumuzu söyler miyiz? Kendini akıllı sanıyorsun Berra. Oysa ki ineğin tekisin. Dersler haricinde en ufak bir zeka belirtin yok. Ooo! Lan bir beni çözün de doğru dürüst tezahürat yapayım ya. Ay o kadar haklısınız ki mafyatik tipli ucube hanım. Ne söyleseniz doğru Berra'ya. Kendisini akıllı sansın anca. Sudenaz benim IQ'm 140. Bizim oturduğumuz taraf aydınlıkken sizinki neden karanlık? Biz karanlık taraftayız. Bu yüzden öyle. Çok açıklayıcı oldu ya, sağ ol. Tamam, bu kadarı yeter. Bizi buraya niye getirdiniz? Bunun bir önemi yok. Önemli olan bundan sonra size ne yapacağımız. Ne yapacaksınız? Sürpriz ay mı? Daha mafyatik olmalıyım. Ne yapacağımızdan sana ne? Oldu mu şimdi? Gözümüzün önünde bütün mafya karizmanı çizdin. Biri mafya mı dedi? Hep mafya sevgilim olsun istemişimdir. Çıkar şu maskeyi de yüzünü görelim. Sudenaz, bu adamlar bizi kaçırdı ya, senin derdin mafya sevgili yapmak mı? Ben erkek değilim yalnız. Ay ne var işte, bunlardan birini ayartırsam bizi bırakırlar. Lezbiyen değilim yanlış anlaşılmasın. Ay yeter! Ailelerimiz ve çok daha fazlası bizleri arayacak. Bu yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacak sanıyorsunuz? Sizin yanınıza her zaman her şey kar kalıyor. Bizim yanınıza neden kalmasın? Bir şey söyleyeceğim. Bu ses size de tanıdık geldi mi? Gerçekten. Bizi bırakın, ne isterseniz veririz bak vallahi. Sizi bırakmasak da ne istersek vereceksiniz. Ay sen o kafandaki maskeyle çok konuşmasan mı? Ciddiye alamıyorum seni. Sesle
sesini. Kartondan mı o? Ay bu dizinin düşük bütçeli oluşundan gerçekten çok sıkıldım artık. Doğru dürüst büyük markalar bize yazsa da şu diziyi bir üst boyuta taşısak. Markalar bulun bizi. Aptal konsept bu. Bundan sonra gideceğiniz yerde de her şey kartondan olacak. Gideceğimiz yer derken... Yeter! Kesin sesinizi. Bu videoda izleyicilerinize hepinizin gerçek yüzünü göstereceğiz. Sudenaz'ınkini göstermeniz zor yalnız. Kaç tane var ben bile sayamadım. Ay burada masum rol yapamayacağım. En az 8 vardır. 8 neymiş canım? Sadece bize gösterdiğin bile bir 30-40 vardır. Sizden, her şeyden sıyrılmanızdan ve insanların sizi sevmesinden nefret ediyorum. Anladınız mı Genze ekibi? Sahtesiniz, tamamen sahte. Neremiz sahte tam olarak? Bir şey söyleyeceğim. Ben zaten hiç estetik yaptırmadım. Uyumalarımı diyorsan vallahi gerçek. İstiyorsan Bekir'e sor. Gerçek vallahi. Her yerde uyuyor var ya. Sonra bir de bunu taşıyoruz. İleride bunu taşımaktan da fıtık olacağım ha. Aptallar! Kesin sesinizi ondan mı bahsediyorum? Bu ses... Genze ekibi. Kimden başlasam? Berkcan, işe yaramazın tekisin. Tek yaptığın şey uyumak. Bu ekibe hiçbir katkın yok. İzleyicilerin hiçbiri seni sevmiyor. Bundan emin olabilirsin. Haklısın. Belki de öyleyimdir. Sevilmiyorumdur. Oğlum saçmalama lan, bu lavuğun dediğine ne bakıyorsun sen? Evet Berkcan, hepimiz seni gayet seviyoruz. Ayrıca zor zamanlarımızda kaç kere bizi kurtardın. Bir hatırlasana. Kaba surat! Buraya bak! Ela? Ama her seferinde uyuyarak sizi zor durumda da bıraktım. Kazmine! Büyük anne hortlamış! Açıklayabilirim anne lütfen! Bu iki tümsüğün lafına inanıp kendini üzmene gerek yok. Tamam sizi sevmiyor olabilirim de ucundan belki seviyorumdur. Peki ya sen sinik naz? Ne? Sönük Naz mı? Bir dakika, bu söz çok tanıdık. Grupta tek yaptığın şey paranla hava atıp diğerlerini küçümsemek. Diğerleri seni gerçekten seviyor mu sanıyorsun? Bencil, egoist ve çıkarcısın. Evet öyleyim tatlım. Bu dünyada üzülmek istemiyorsan yalnız kendini düşüneceksin. Yaz bu lafımı kenara, işine yarar. Ayrıca bu laflarını canımı mı acıtmayı planlıyordun? Hayatında her zaman yalnız kalacaksın. Ay zirve her zaman tek kişiliktir. Ne yapabilirim? Kraliçe olmak zor iş. Saçlarım berbat görünüyor. Ne? Şaka mı bu? Ayna verin bana. Yok mu kimsede? Ayna getirmeyi unutmuşum. Neyse ki her zaman profesyonelim. Açık be sen de. Sanırım şimdi daha iyi. Uyardığınız için teşekkürler. Lan elin ne ara çözüldü? Bağlamamışsınız ki salaklar. Kördüğüm öyle atılmaz, böyle atılır. Sudenaz ne yaptın sen? Bravo Sudenaz. Sen bizim tek kaçış şansımızdın ve onu da şu anda yok ettin. Abi ne var? Belki de adam kaçırma işinde yenilerdir. Yardımımız dokunsun. Gerçekten harikasın. Peki ya sen Berra? Sen harika olduğunu mu düşünüyorsun? Yo. Zaten değilsin. Tek bir özelliğin var, o da inek olman. Ay ne yapıyorsun be sen? İneksin ya yersin. Bu gülüş için çok çalıştın mı? Ay tam bir mafya gülüşü. İnek olmakla zeki olunmuyor. Test kitaplarından kafanı kaldır da gerçek hayatla tanış. Gerçek hayat o kafandaki ucuz ve iğrenç maske kadar kötü. O yüzden hayatımı kitaplarla geçirmeyi tercih ediyorum. Ooo kabul edelim güzel laftı. Ya şu... Benim içi östeniz daha iyi tezahürat yapacağım yemin ederim. Berra gerçekten zekidir. Lafını sizin gibi korkaklardan esirgemez. Yüzünüzü açın da görelim. Öyle mi minicik? Zavallı dar görüşlü akrabalarının kurbanı. Herkese karşı melek rolü yapabilirsin ama izleyicileri asla kandıramazsın. Ben neysem oyum, ekstra bir rol yapmıyorum. Yaptığın en güzel rol saf ayağına yatmak. Dikkat et de uyuyakalma. Şu çevirmece oynarken kimseden hoşlanmadığını söylemiştin. O rol değil miydi? Ne alaka? Senden iyi rol kesen mi var? Kime aşık olduğunu bilmediğinizi mi sanıyorsun? Saçmaladın şu an. Kimsin sen? Kimsin benim? Kimsin? Çıkarsana şu maskeyi. Kimsin? Minecik hemen nasıl da çirkefleştin. Masum melek bir anda şeytana döndü. Hepinizin maskelerini tek tek düşüreceğiz. Rahat bırak lan bizi. Sen önce o yüzündeki maskeyi çıkar. Zaten bok gibiler. Tamam lan. Maskeler kötü anladık. Ama senin kendini lider sanman bundan daha da kötü. Nesin sen?
bu takımın kaptanı falan mı? Böyle bir iddiam yok. Bir plan yapılacaksa herkesi yönlendirmeye falan çalışmalar. Herkesle iyi geçinmeler. Seninle iyi geçinemem mesela. İşte bu konuda hemfikiriz. Peki ya şu yönetmene ne demeli? Neydi adı? Mete miydi? Ben ne alaka ya? Ayrıca benim dizimdesin. Adımı mı bilmiyorsun? Bu yönetmen de en az sizin kadar sahte, anladınız mı? Takipçilerine defol demiş. Saçmalama, takipçilerime asla böyle bir şey söyleme. Onlar bana kötü yorum yapan ve hakaret edenler içindir. Yoksa sen şu şeyin fanı mısın? Neydi adı ya? Sus! Ona prim verme! Saçmalama, seviyeyi o kadar düşürmedik. Biz sadece sizin haterınızız. Ne istiyorsunuz bizden, söyleyin artık. Herkesin sizden nefret etmesini sağlamak istiyoruz. Çünkü biz sizden nefret ediyoruz. Canım, yalnız bu video yayına girince insanlar bizden değil, siz ve sizin gibilerden nefret edecek, bilginiz olsun. Kimin umurunda? Zaten bizden en başından beri nefret ediyorlardı. Aynen öyle ve emin olun sizi mahvedeceğiz. Sizi mahvedeceğiz mi? Bu bana bir yerden çok tanıdık gelmeye başladı. Ben çok acıktım. Bize yemek verecek misiniz? Tabii ki. Ay, bu ne ya? Aa, bu bayat ekmek mi? Yalnız benim glutene alerjim var. Şu an seçme şansımız yok ama küfrü bunlar. Kimin umurunda? Yemek yemektir. Allah'ım, lütfen kurtar bizi buradan. Sakin ol Mine ya. Eminim bizi bulmaya gelecekler. Hiç kimse sizi bulmaya gelmeyecek. Siz kendinizi bu kadar önemli mi sanıyorsunuz? Ailelerinizin bile umurunda değilsiniz. Mami'm her an bu binaya gelip burayı sizin başınıza yıkabilir, anladınız mı beni? Mami şu an tatilde. Neyse, şu anda hiç düşünemeyeceğim. Ay, cheers, Allah kahretsin. Belki herkes bizden bıkmıştır. Belki ailelerimiz bile. Ama asıl aile olan biziz. Anladın mı? Bu ekipteki herkes gerçek bir aile olma yolunda ilerliyor. Ve sizin gücünüz bu bağı koparmaya yetmez. İşte bu adamın. Doğru söylüyor. Bu yüzleşmeden istediğinizi alamadınız, alamayacaksınız ve bizi asla koparamayacaksınız. Ay, ne kadar dokunaklı. Onu bunu bırakın da Twitter'da gündem olmuşuz. Lan ne Twitter'ı, ne gündemi? Bugün de kaçırıldık aşk olay diye tweet atmıştım. Twitter'da gündemde biriz şu anda. Bunun telefonunu almadınız mı siz? Ay, her işi ben mi yapacağım abi? Abi mi? Ver şu telefonu. Ne yaptın gerizekalı? O telefon kaç paraydı, haberin var mı? Neyse. Zaten yedek telefonum vardı. Aptallar. Ondan alam. Abi ne yaptın, sanıyorsun? Yeter artık ya. Neyse. Babam zaten bana iPhone 15 Pro Max 1 TB'lık versiyon alacaktı. Çok da umurlu değil yani. Ay, bir şey söyleyeceğim. Narin ellerim çatlamış. Burunlaması kupkuru. Nemlendiricisi olan yok mu? Bir şey söyleyeceğim. Sodenaz sanırım bunları gerçekten delirtecek. Ya yeter, ne yapıyorsun? What the fuck? Bizim bir çıkış yolu bulmamız lazım. Bu kadarı çok fazla artık. Ama bakınımdan asla geri kalamam. Yeter ulan. Abi ne biçim insanlar bunlar? Hiç bakımlı insanlara saygınız yok mu? Aha, elimize fırsat geçti Berkcan. Yere bak. Berkcan, şimdi tam sırası. Geçen sefer nasıl bizi kurtardıysan şimdi de yapmalısın, hadi. Hadi al şunu. Mafya Bey, neden bana böyle davranıyorsunuz? Beni bırakın, anında hesabınıza 5 milyon yatırırım. Parayla işimiz olmaz bizim. Dolar desem? Abi, bir düşünsek mi? Lan bu böyle sabaha kadar sürer. Tamam, size gerçek bir teklifim var. Beni bırakın, karşılığında Berra'yı alın. Karşılığında size 10 milyon dolar. Ne? Sudenaz, sen gerçek bir backstabber'sın. Allah kahretsin, nereye gittiğimi sanıyordun? Koş Berkcan, koş! Kapıya doğru koş! Yakalayın! Berkcan, koş! Hadi Berkcan! Koş oğlum, koş! Berkcan? Hayır!
Eğer bu videoya 200 bin like gelmezse Genze ekibi ölür. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.